limanlara gelip limandan kamyonlara yüklenme şeklini 1990 yılından beri profesyonel vegan aletiyle yapılıyordu. 1990'dan 2005 yılına kadar hiçbir fire olmadan, havaya veya denize dökülmeden sodayı kamyonlara boşaltan vegan aleti 2005 yılından beri çalıştırılmıyor. 1990'lı yıllarda yapılan şikayetler üzerine Belçika'dan 1 milyon 300 bin euroya vegan aleti alındı. Tam 15 yıl ne denize dökülen soda oldu, ne havaya saçılan soda oldu. 2005 yılında 1 milyon 300 bin euroya mal olan bu alet neden durduruldu? Ağır sodanın tonu 250 dolar. Her ay 80-90 ton soda fire veriliyor limanımızda. Havaya saçılıyor, denize dökülüyor. Vegan aletinin çalıştırıldığı dönemde %3-%4 fire olduğunda dahi fabrika çapında soruşturma açılıyordu. Şimdi ayda 80 tona kadar fire var. Soruşturma açılıyor mu? 2005 yılından beri çalıştırılmayan vegan aletinin yerine kapma yöntemiyle kepçe ile soda gemilerden boşaltılıyor. Bu boşaltım esnasında havaya karışan soda yine bilimsel verilere göre yaklaşık 4 kilometre kare alana uçabiliyor. Buradaki insanlarımız tehlike altında mı? Çevre Koruma Müdürlüğü, bu soruyu size soruyoruz. 2005 yılından beri sizlere şikayetler geliyor mu? Geliyor. Bir dönem önceki milletvekillerimiz Sayın Ziyaettin Akbulut, AK Parti milletvekili. Sizlere şikayetler geldi mi? Geldi. Peki 2005 yılından beri vegan aleti neden çalıştırılmıyor? Biz kanser olmak istemiyoruz diyen Tekirdağlılar canhıraş şikayetler ettiğinde Tekirdağ asbestli borulardan su içiyor dedik. Bizi kanser ediyorsunuz dedik. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak hemen el koyuyoruz, hemen bütün boruları değiştiriyoruz dedi. Canla başla çalışıyorlar. Ama bir de baktık ki Tekirdağ Limanı'nda Trakya Şişe Cam Fabrikası'nın soda getiren gemilerden sodayı nasıl boşalttığını gördük. Ve havaya saçılan sodaları görünce biz meğersem kanser soluyormuşuz. 11 yıldır halkımızı kanser ediyorsunuz. 11 yıldır Tekirdağlılar kanserle mücadele ediyor. 11 yıldır Tekirdağlıları kanser etmek için özel bir çaba mı gösteriyorsunuz? Sayın Trakya Cam Fabrikası. Trakya Şişe Cam Genel Müdürü'nün Tekirdağ Limanı'nda yaşanılanlardan haberi olduğunu zannetmiyorum.